Cesinde Kabil'e gideceğiz arkadaşım Mehmet Akif Ersoy. Orada bizi bekliyor elinde son bilgilerle. Akif, artık seni memleket almadan son notlarını dinleyelim Kabil'den. Duyabiliyor musun bizi? Afşin, önemli bir gelişme oldu az önce. Aslında biz önce teyit edemedik. Ben izleyicilerimize de buradan yeni aldığım en doğru bilgileri paylaşayım. Efendim? Affedersin, alt KJ'yi rejiye söyledim, refleks olarak. Devam et lütfen, seni bölmek için söyledim. Şöyle, şimdi havaalanı konusunda önemli bir gelişme oldu. Biz önce bir video yayınlandı, bir görüntü yayınlandı sosyal medyada. Sorduk, görüntünün eski olduğunu söylediler. Sonra ben Taliban'ın yetkililerini aradım, havaalanındaki özel kuvvetlerini aradım. Buraya bir uçak indi mi diye sordum. Hayır, uçak inmedi dediler. Ama o görüntü eski yeni bilmiyorum ama daha sonra Katar'ı aradım. Ve Katar'daki yetkililerden doğrulattım. Katar'ın bir uçağı az önce Kabil'e indi. Teknik heyet taşıyan bir uçak bu. Hı. Havaalanında yeniden uçuşların sağlanması için Taliban'a destek verecek olan, havaalanı düzenleyecek olan teknikini taşıyan uçak az önce Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'na iniş yaptı. Bu önemli bir gelişme. Tabii biz buradaki makamlardan bunu önce doğrulatamadık. Hatta görüntüler geldi. Muhtemelen o görüntüler yine eski görüntüler ama bir uçak göndermiş Katar. Bunu teyit ettik Katarlı yetkililerden. Bu önemli. Havaalanını çok kısa süre içerisinde faaliyete geçirmek istiyor sonuçta Taliban. Ve bunun için de gelecek teknik malzeme önemliydi. Dün biz havaalanındaydık biliyorsun. Ortalık felaket harabeye dönmüştü. Uçuş kulesi dahil olmak üzere. Bunlar hem teknik cihaz hem ekipman hem personel konusunda Katar'dan destek alacaklar gibi görünüyor. Çünkü Katar'da teşekkür edildi bu konuda. İkincisi Pençir'de uzlaşıyla bu işi Akif çözeceğini söylemişti. Akif affet, Pençir'e geçelim de uçağı merak ettim. Katar'dan o uçak içerisinde ne gelmiş, kimler gelmiş? Sadece teknik destek, havaalanıyla ilgili. Türkiye ve Katar birlikte de konuşuluyordu Kabil Havalimanı'nda ne olacağı. Türkiye'ye dair bize bu uçağın iniyor oluşu bir şey söylüyor mu? Şöyle, şimdi Katar'la Türkiye çok yakın temasta bu konuda. Katar zaten bu arada Taliban yetkililerini zaman zaman hem Kandahar'a hem Mezar-ı Şerif'e, yani Kandahar daha ağırlıklı olarak Doha'dan buraya uçak gidiyordu. Ama Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve çalışır hale gelmesi, yani önce çalışır hale gelmesi lazım işletilebilmesi için. Şimdi bu ekip teknik bir ekip. Personel desteği ve yani açıklanan şu sadece. Burada ve benim Katarlı yetkililerle yaptığım görüşmede havalimanının yeniden çalışabilmesi için teknik destek veriyoruz diyorlar. Ve böyle bir uçağın indiği söylüyor. Büyük bir uçak indi bu arada. Yani Katar'dan gelen uçak büyük bir uçak. Şimdi o yani bir 10 kişilik 20 kişilik bir jet değil. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla burada önce buranın bir düzenlenmesi lazım. Teknik açıdan yeterli hale gelmesi lazım. İşletilmesi konusu uluslararası standartlara tabi olacak. Orada Türkiye'nin devreye girmesi söz konusu. Yani bu konuda temaslar sürüyor, onu biliyoruz ama önce charter uçuşları da olsa Kabil'e uçağın inip kalkabileceği seviyeye gelmesi. Bu arada askeri kargo uçakları falan inebiliyor ama o biliyorsunuz yani asfalta da inebilir. O uçaklar pilotun yeteneğine bağlı bir şey bu. Şimdi işte havaalanının düzenlenmesi konusunda böyle bir destek olacak. Ondan sonra Türkiye ile ilgili mesele artık işletme konusunda herhalde Türkiye devreye girer. Ama şunu gördük biz bu konuda, bir Taliban zaten açıklamalarında biz 10 gün içinde, bir hafta içinde, bir ay içinde burayı açacağız diyordu. Bir hafta içerisinde biz çok zor olduğunu söylüyorduk. Herhalde bu kararlılığın ve bu açıklamaların arka planının bir göstergesi. Yani arkada demek ki böyle bir görüşme var ve bu konuda bir takım uzlaşılar sağlanmış ki Taliban bunları söylüyormuş. Gelen uçak bence bunun önemli bir fotoğrafı. Teşekkürler. Artık Pençir'i de sorayım. Oradaki durum ne? Şimdi Pençir'de şu ana kadar uzlaşı görüşmeleri vardı. Sonra Amerikalılar tam çekilirken çatışmalar başladı. Aynı ana denk geldi. Kırsal bir köyde, köyü Taliban ele geçirmişti hatta. Sonrasında yeniden müzakerelere başladılar. Taliban'ın kayıp verdiği, yani ciddi kayıp verdiğini duyuyorum ama teyit etmedim henüz. O yüzden kayıp verdiği diyeyim. Çünkü aldıkları köyden çekilmek durumunda kaldı Taliban. Ahmet Mesut tekrar orayı almış, ele geçirmiş. Burada gördüğümüz şey şu, uzlaşıyla %80 oranında Zebihullah Mücahit uzlaşıyla çözeceğiz demişti. Hakkani öyle, yani bütün yetkililer, Enes Hakkani de, bizim görüştüğümüz yetkililer de, işte Balki'yi de bize verdiği röportajda, burada bir uzlaşıyla bu işi çözeceklerini düşünüyorlardı ama uzlaşı olmadı. İşte bu başka bir risk, başka bir problem. Pençir'de
çatışmaların yoğunlaşması riski var. Peki Akif, çok teşekkür ederim. Kabil'den son bilgiler böyle. Gelişme oldukça Akif'e dönmeyi tabii sürdüreceğiz. Sıcak bölgedeydik, Afganistan'daydık önce.